İlk bölümümüzde Osman Bey'in soy ağacından, Kolacahisar Kalesi'nin fethinden ve Karacahisar Tekfur'un kardeşi Kalanoz komutası altındaki Bizans birlikleriyle yapılan Osman Bey'in kardeşi Savcı Bey'in de şehit düştüğü Domaniç İkizce Savaşı'ndan bahsetmiştik. Geçen bölümde üzerinde durduğumuz ana tema, Gökpazarı'na adını verdiğini düşündüğümüz Karacahisar Tekfur'un kardeşi Kalanoz isimli Bizans komutanıydı. Bu bölümde ise Aşık Paşazade'nin anlatımı ile Göynük Tarakçı yenicesi ve Mudurnu Ganimet Seferi ile Gül Falanoz'da yapıldığı rivayet edilen bir düğünden bahsedeceğiz. Bölüm 10. Harman Kayık kafirlerinin Osman Gazi ile ne yönlerden tanışık olduklarını ve neler yaptıklarını bildirir. Osman Gazi, Sancak Bey olunca ata binip devamlı Köse Mihal ile beraber olurlardı. Bu gazilerin hizmet edenleri ekseriye Harman Kayık kafirleriydi. Bir gün Osman Gazi Mihal'e, ''Tarakçı yenicesine hücum edelim, sen ne dersin?'' dedi. Mihal de, ''Hanım, şimdi Sakarya Irmağı'nı geçebilmemiz için Çorkun üzerinden Sarıkaya'dan Beştaş'tan geçelim. Zaten gaziler bize o taraftan gelirler dedi. Sonra Mudurnu vilayetini de vurmak kolay olur ve hem o vilayet mamurdur. Samsa Çavuş oraya yakın olur, ona da bildirelim. O da bir fırsat bulursa bize bildirir dedi. Onun söylediği gibi ettiler. Gidip Beştaş'ın yamacındaki taşlara yaslandılar. Şeyhine su geçit verir mi diye sordular. Şeyh de gazilere geçittir Allah'ın yardımı ile dedi. Atların yemini önünden alıp bindiler ve su kenarına gittiler. Samsa Çavuş'u orada buldular. Toparlanıp hazırlandı ve gazileri doğru sorgun üzerine iletti. Zaten buranın kafirleri Samsa Çavuş'u tanıyorlardı. Onu ve bu askeri görünce boyun eğip itaat ettiler. Erkekleri ve kadınları karşıladı. Aralarında dikkat çeken bir kafir vardı. Onu çağırdılar, geldi ve Samsa Çavuş ne derse onu kabul edeceklerini bildirip yemin ederek Osman Gazi'ye söz verdiler. Samsa Çavuş nasıl bir kişidir? Etrafında kendine bağlı cemaati olan bir kişidir. Ayrıca yoldaşlığa yarar. Sülemiş adlı bir de kardeşi var. Ertuğrul Gazi Söğüt'e geldiği zaman bunlar da onunla beraber geldilerdi. İnegöl kafirleri incindiği için o yerde durmadılar ve gidip Mudurnu vilayetinde oturdular. Oranın kafirleriyle iyi geçinip oturduklarından Osman Gazi bu yüzden o vilayetleri bunlara ısmarladı. Sonra Osman Gazi hücum edince Göynük vilayetine vardılar. Tarakçı yenicesi vilayetini de vurdular. Geri gelip Köl Falanoz'a çıktılar. Tekrar Harmankaya'dan Karacahisar'a ulaştılar. Mihan önlerinde kılavuzluk ediyordu. Hiç esir almadılar. Fakat halka boyun eğdirmek için mal, ganimet çok aldılar. Esir almamalarının nedeni buydu. Gazilerin mal mülk sahibi olmasına sebep Osman idi. Bunların kimi altın ve gümüş, kimisi de at aldı. Kimisi beğendiği kızlardan aldı. Zaten o zaman fırsat gazilerin eline geçmişti. Osman'ın niyetine göre gaziler toplandılar. Bundan sonra bolluk ve nimet artacaktır. Kutluluk güneşi evvelden doğmuştu. Bakın da gazilerin aynasını da seyredin. Osman Gazi böylesine savaşlara başlayınca etraftaki kafirler çekinir oldu. Fakat o Bilecik kafirlerine pek fazla hürmet ediyordu. Bu Bilecik kafirlerinin senin yanında neden bu kadar hürmeti var? Niçin bunlara değer veriyorsun diye sorduklarında komşularımızdır. Biz bu yere geldiğimiz zaman acınacak durumdaydık. Bunlar bizi hoş tuttular. Şimdi bize yakışan bunlara saygı duyup iyilik etmektir cevabını verdi. Komşuyla dost geçinmek gerekir. Komşunu düşün de sana yılan gibi düşman olmasın. Kime dostluk ediyorsan ondan sakın. Düşünüp sakınmayan başını yollarda kaybetmiştir. Gönlünde dini bozuk, sözü yalan olanı
Özellikle kafir bile olsa dost edilmez. Köse Mihal düğün edip kızını Göl Falanazoğlu'nun beyine veriyor. Anlı şanlı düğün etmek için aşırı derecede hazırlık yaptı. Düğün işleri eksiksiz görüldü. Etrafın kafirlerine ve tekfurlarına davetçiler gönderdi. Ayrıca Osman'ı da davet edip tekfurlara gelin bu Türk'le tanışıp bunun vereceği zararlardan emin olun diye haberler gönderdi. Kararlaştırılan günde geldiler ve düğüne görülmemiş saçılar getirdiler. Osman Gazi hepsinden sonra geldi. Kıymetli halılar, kilimler ve sürü sürü koyunlar getirdi. Osman Gazi'nin saçısını pek beğendiler. Sözün kısası 3 gün düğün yapıldı ve tekfurlar Osman Gazi'nin saçısına ve cömertliğine hayran kaldılar. Osman Gazi önceden kendisiyle uzaktan uzağa tanışıklıkları olan yüz yüze görüşmediği Bilecik tekfuruna yakınlık ve dostluk gösterdi. Zira Osman Gazi yaylaya çıktıkları zamanda bütün emanetlerini Bilecik Hisarı'nda korlardı. İşte bu sebepten bildik ve tanıdık olmuşlardı. Bilecik tekfuru da düğün etmeye niyetlendi. Mihal düğün ettiği yaptıklarına bir bak. O Allah için savaşan gazilerin büyüklüğüne temel kodu. Pek çok tekfur bu düğüne katıldı. Fakat bunların hepsi Osman için tuzak hazırladı. Kimisi bunu esir edelim dedi. Fakat Bilecik tekfuru başka düşündü. Düğün ettiklerinde kavrayıp işini bitireceklerdi. Ancak bu kötü düşünce kendilerine döndü.